yargı bağımsız olacaksa, tarafsız olacaksa yandaş yargı olmaması gerek. İşte o çarpıcı açıklama. Adli yıla damgasını vuran o cümle. Yandaş kelimesi artık yargının önünde de sıfat oldu. Yargıtay Başkanı Türkiye'ye yeni bir kavram kazandırdı. Yandaş yargı uyarısı yaptı. Ya olmaması için uğraşıyoruz. Adli yıl açılışında hükümet kadar Ergenekon savcılarına, hakimlerine de yüklendi. Ergenekon kelimesini hiç kullanmadan. Ama sözlerinden adres çok net anlaşılıyordu. Kuşkulu'nun öz saygısı, şerefi örselenmemeli. Suç işledikleri sanılan insanlar incitilmemeli, lekelenmemeli. Ön soruşturma asla bir güç gösterisine dönüştürülmemeli. Ergenekon iddianamelerinde gizli tanıklar, ihbar mektupları büyük yer tutuyor. Yargıtay Başkanı bunu da eleştirdi. Bir anlamda davanın dayanağını geçersiz saydı. Yargıtay Onursal Başkanı Sami Selçuk'un sözleriyle. Dedikodu kanıt değildir. İddianamenin dayanaklar arasında yer alamaz. Gerçek er Ergenekon davasının genel olarak yargıya güveni zedelediği mesajını da verdi. Sanıkların uzun süre tutuklu kalmasına itiraz etti. Özellikle de iletişimin dinlenilmesindeki yasaya aykırı işlemler, davaların ve tutukluluk sürelerinin makul süreyi aşacak derecede uzaması, toplumda kuşku ve endişe yaratmakta, yargıya olan güven duygusunu azaltmaktadır. Bir cümlesi çok merak ediliyordu. Dağıtılan kitapçıkta, yani konuşma metninde yandaş yargı vurgusu yapmıştı. Yandaş yargıyı değil, tam bağımsız ve tarafsız yargıyı oluşturmak için uğraş vermeliyiz diyordu. Ama o bölüme gelince atladı. Yandaş yargı ifadesinin bulunduğu cümleyi okumadı. Zaman zaman bazı yerleri atladım. Orayı da atlamış olabilirim. Gerçeker böyle dedi ama okumadığı o bölümün arkasında durdu. Sözünü kameralara söylemekten de çekinmedi. Yani yargı bağımsız olacaksa, tarafsız olacaksa yandaş yargı olmaması gerekir. Olmaması için uğraşıyoruz.